Aldığı kararlardan çok babasının kurum içindeki konumu tartışılan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Erkan istifasını affımı istedim diye duyururken resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında görevden alındı ifadesi dikkat çekti. Merkez Bankası Başkanı olarak da benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız. Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlenmiştir. Şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili iddialarla çalkalanırken Erkan 7 ay 23 gün oturduğu başkanlık koltuğundan ayrıldı. Şahsıma itibar suikastı yapılıyor diyerek istifa etti. Yerine yardımcısı Fatih Karahan atandı. Erkan affını yani istifasını istedi ama resmi gazetede görevden alınmıştır ifadesi dikkat çekti. Hafize Gaye Erkan görevden alınmış ve bu süreçte boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır. Hafize Gaye Erkan seçimden sonra Bakan Şimşek'in davetiyle Amerika'dan geldi. Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan ilk kadın başkan oldu. Şimşek'in rasyonel politikalara dönüşüyle uyumlu olarak faiz 7 ayda %8.5'ten 45'e yükseltildi. Ama son dönemde para politikalarında atılan adımlardan daha çok oturduğu apartman görevlisiyle fiyat artışı diyaloğu, hatta babasının çalışanlara talimat verdiği iddialarıyla gündem oldu Hafize Gaye Erkan. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamıyla bağımsız bir kurumdur. CİMER'e yapılan bir şikayetle başladı tartışma. Gaye Erkan'ın babasının bir çalışanı işten kovduğu, banka içinde makam odasının bulunduğu, bir çalışana da tokat attığı iddia edildi. Tüm bunlar kendisi bir aydır Amerika'dayken ortaya çıktı. İddiaları yalanladı ama istifa gerekçesi de tartışılan bu iddialar oldu. Ailesinin yıpranmaması için istifa ettiğini duyurdu. Bu süreçten ailem ve dahası henüz 1,5 yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlara hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla, ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalar yaşanırken Erkan'a bu sözlerle sahip çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise çıkan haberleri kendi grubu servis ediyor iddialarını yalanlamıştı ancak Erkan'ın ailesinin adı geçtiği iddialar için tek cümle kurmamıştı. Merkez Bankası eski başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygıyla karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimşek istifa için Erkan'ın şahsi kararı dedi ama Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili ortaya atılan iddialar sonrası duruma müdahale ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp desteğini de alarak süreçte etkili olduğu konuşuluyor. Merkez Bankası'ndaki deprem Erkan'ın istifasıyla sonuçlandı. Gaye Erkan başka bir işe girmezse 2 yıl daha Merkez Bankası'ndan maaş alacak iddiaları var. Ama genel olarak böyle bir düzenden bahsediliyor. Tüm üst düzey kamu görevlileri için bu gelenek haline getirildi diye. Profesör Doktor Duran Bülbül hoca, evet kesinlikle öyle yapılıyor. Üstelik o da eksik bilgi dedi. Bu kişiler iş kanununa tabi, istifa etseler de görevden alınsalar da sözleşmeye bağlı olarak en az 3 kat tazminat alıyorlar bilgisini verdi. Ne güzel iş değil mi? Allah herkese nasip etsin ama yok öyle, yandaş olmak lazım. Açıklanması gerekense resmi gazetede görevden alın denirken, duyurulurken karar affını istedi yani istifa etti denmesi, o açıklamayı çok bekleriz, o da ayrı. Esas önemli olan konuya gelelim. Yabancı yatırımcının ısrarla aradığı istikrar ilkesine gölge düşmüş oldu yine. 8 ayın ardından gerçekleşen bu görev değişimiyle. Kaldı ki sadece o da değil, zaten başlı başına siyasi bir kararla Merkez Bankası başkanlarının bu kadar kısa sürelerle değiştirilmesi bağımsızlığına vurulan darbelerden biri biliyorsunuz.